Karaköy'den Kadıköy ve Üsküdar seferlerinin yapıldığı iskele 2008 yılında Kasım ayında şiddetli lodosun etkisiyle yan yatarak batmıştı. Ardından yerine geçici bir iskele yapılmıştı. Yeni iskele yapma çalışmaları da tabii bir yandan devam ediyordu. Tuzla Tersanesi'nde büyük bölümü tamamlandı. Karaköy iskelesinin burada görmüş olduğunuz gibi Haliç Tersanesi'ne getirildi. Burada ince işçiliği yapılacak. Tabii ağır, önemli olan kısmı Tuzla Tersanesi'nde yapıldı. Şu anda Haliç Tersanesi'ne bu gece itibariyle getirildi. Önceki iskele tam 25 yıl hizmet vermişti. Ancak dediğimiz gibi 2008 yılındaki Kasım ayındaki o şiddetli lodosun etkisiyle yan yatarak batmıştı. Yerine yenisi inşa edildi. O iskelenin Nisan ayında Karaköy'e çekilmesi bekleniyor. Yüzer bir iskele tam üç tarafından gemiler, vapurlar yanaşabilecek. Hemen kameraman arkadaşım Sami Uslu'dan rica ediyorum size göstermesini. Denize dik olarak uzanacak yeni Karaköy iskelesi. Görmüş olduğunuz gibi burada babaları hazır. Buraya da gemi yanaşacak, vapurlar yanaşacak. Tabii 3 katlı olarak dizayn edildi, yapıldı. Geniş güvenlik önlemleri var ki altında tam 22 tane tank bulunuyor. 360 derece dönebiliyor aslında, ileriki zamanlarda tekrar çevrilebiliyor. 80 metre uzunluğunda yapılan yeni iskele, Karaköy iskelesinin uzunluğu 80 metre uzunluğunda 3 katlı dedik. Üst katında tabii yine terası olacak buranın. Kafeterya, kütüphane, geniş bekleme salonları, tabii bir de ön tarafında yine geniş bir alan bulunacak. Bu da sanatsal faaliyetler için sergiler düzenlenecek. Hemen sizi içeriye götürmek istiyorum. Tabii bir yandan inşaat, ince işçilik devam ediyor burada iskelenin içerisinde. Burada Haliç Tersanesi'nde ince işçiliği yapılıyor. Kaba işçiliği Tuzla Tersanesi'nde yapıldı. Buraya Haliç Tersanesi'ne dün gece getirildi. Nisan ayına kadar içerisinin ince işçiliği yapılacak. Ardından Nisan ayı içerisinde yerine Karaköy'deki o geçici iskele kaldırılacak ve yerine konması tahmin ediliyor. Bu iskelenin tabii 1610 ton ağırlığında bu iskele. Önemli bir maddeden, tabii demirden, sacdan, profillerden inşa edildi. Altında 22 adet tank var dedik, su tank var dedik. Tabii bunlar da olası tehlikeye karşı her zaman su boşaltımı yapabilecek otomatik tanklar. Yine iskelenin uçta Sanat Köprüsü adı verilen yerde sanatsal faaliyetler yapılacak dedik. 3 geminin yolcu indirip bindirebilecek aynı anda. Bununla birlikte yine buraya 10 değişik gemi, 10 farklı çeşitli gemi bu iskeleye yanaşabilecek. Sadece vapurlar değil, 10 çeşit gemi bu iskeleye yanaşabilecek. Hem sağından, hem ön tarafından, hem de diğer tarafından aynı anda 3 farklı gemi buraya yanaşıp, bu iskeleye yanaşıp yolcuları indirip tekrar bindirebilecekler. Dediğimiz gibi Karaköy'e Nisan ayında nakledilecek. Yine açılışı yapılacak. 3 katlı devasa bir iskele yapıldı. Güvenlik özür dilerim. Güvenlik önlemleri üst safhada, büyük bir iskele yapıldı. Tam 1610 ton ağırlığında. Siz de görüyorsunuz bu yeni iskelenin büyüklüğünü. Tabii burada da önceki iskelenin şiddetli lodosun etkisiyle batmasıyla birlikte buraya tam güvenlikli bir iskele yapıldı. İnce işçiliği devam ediyor dedik. İskelenin Nisan ayının içerisinde tamamlanması bekleniyor ve ardından Karaköy'e asıl yerine hizmet vermek üzere götürülmesi bekleniyor. Yeni Karaköy iskelesinin diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.